Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Soru Bankası videolarıma devam ediyorum. Bu kez 6. soruyla sizlerle beraberim. Daha önce bu bölümde 5 tane sorunun çözümünü anlatmıştım. Zor bir soru hazırladım. Bakalım bu zor soruyu nasıl çözebiliriz? Size bunu göstereceğim. İsterseniz siz videoyu durdurup önce kendiniz çözmeye çalışın. Eğer takılırsanız sonra benim çözümüme bakarsınız. Ya da benden önce çözerseniz benim yaptığım çözümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı kontrol edersiniz. Hemen soruyu okuyup başlayalım. Fillerin zürafalardan 19 fazla olduğu bir hayvanat bahçesinde filler zürafaların 3 katından 5 eksiktir. Fillerle zürafaların toplamı kaçtır? Şimdi ne fillerin sayısını biliyoruz ne zürafaların sayısını biliyoruz. O zaman buradaki bilgileri bir kağıda dökelim. Bakalım bize neler vermiş, hangi ipuçlarını vermiş. Zürafalar için önce bir Z harfi yapalım. Filler için bir F harfi, baş harflerini yazalım. Şimdi birinci bilgi şu. Filler zürafalardan 19 fazla. Zürafaları bilmediğim için bir kutu yaptım. Filler ise bu kutunun 19 fazlası. Bu birinci bilgi. Diğer ikinci bilgide de şunu diyor. Filler zürafaların 3 katından 5 eksiktir. Yine zürafaları bilmiyorum bir kutu yapıyorum. Ve 3 katından diyor. Yani bir kutuysa bu 3 kutu oluyor filler. Yani zürafalar bir kutuysa filler 3 katı olduğu için 3 kutu ve 5 eksik diyor. Şimdi bakın burada fillerin olduğu bölüme bakın. Birinci ifadede filler için şunu vermişti bize. Kutudan 19 fazla. İkinci ipucunda 3 kutu ve eksi 5 kadar olduğunu söyledi. Yani şuradaki ifade de şuradaki ifade birbirine eşit o zaman. Filler için söylenen iki ifade var değil mi? Şimdi bunları şuraya kağıda yan yana yazalım. 3 kutu eksi 5 eşittir. Diğer ifadede fillerin kutudan 19 fazla olduğunu söylüyordu. Şimdi bakın bir eşitlik var burada. Bu eşitlikte kutular yani aynı tarafa kutuları toplayacağım sayıları da diğer tarafta toplayacağım. Şimdi 3 kutu buradaki kutuyu buraya getirdiğim zaman e, burada artı konumunda bu kutu karşıya eksi olarak geçer. Yani şöyle olur. 3 kutu diğer kutu buraya eksi 1 kutu olur. Eşittir diyorum Şuradaki sayı da burada eksi 5 eksiklik olduğuna göre karşı tarafa geçtiğinde e, artı olarak geçer. yani. Eşitliğin karşısına geçtiğinde işareti de değişmiş oluyor. Şimdi ne oldu burada? 19 sayısı var. Bu kutuyu çünkü buraya aldım. Burada eksi 5 ise karşıya artı 5 olarak geçiyor. Şimdi 3 kutudan bir kutuyu çıkaralım. Ne kalıyor? 2 kutu kalıyor değil mi? Şuraya yukarıya geçiyorum. 2 kutu eşittir oluyor. 19, 5 daha 24. Bakın baya azalttık ifadeleri. Şimdi bir kutuyu nasıl bulabilirim? 24'ü 2'ye bölerim değil mi? 2 kutu olduğuna göre 24 bölü 2 eşittir 1 kutu 12. Bir kutu kimdi peki? Zürafalardı. Bakın zürafaların sayısını bulduk. İşte bu kadar. Filleri bulmak artık çok kolay. Birinci ifadede ne diyordu? Filler zürafaların 19 fazlası. O zaman 19 ile 12'yi toplarsak ne oluyor? Fillerin sayısı da 31 oluyor. Hatta şuraya yukarıya yazalım. Zürafalar 12, filler 31. İsterseniz ikinci ifadede de bu e, bulduğumuz sayıları deneyelim. Bakalım doğru mu bulduk? Filler şey zürafalar 12 değil mi? İkinci ifadede neydi? 3 katından 5 eksik diyor. Yani 12'yi 3 ile çarpsak ne olur? 36 olur. 36'dan da 5'i çıkardığımızda 31. Bakın aynı sonucu veriyor. Demek ki sayılarımızı doğru bulduk. O zaman bize ne soruyordu? Fillerle zürafaların toplamı diyordu. Zaten ortaya çıktı 31 fil, 12 tane de zürafa topladığımız zaman ne oluyor? 43. Demek ki bu hayvanat bahçesinde fillerle zürafaların toplamı 43'müş. Aşık olacak. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.